Evladım, hesap verir misin lütfen? Tabii. Ama önce size çayımızdan ikram edeyim. Hayırlı işler. Sağ ol yavrum. Kolay gelsin. Güle güle. Dur bakayım sana. Çok güzelsin maşallah. Sağ olun. Hep takip ediyoruz sizi. Mücadeleni takdir ediyoruz. İzmir'deki duruşmaya gelemedik. Bundan sonraki duruşmaya geleceğiz. Sağ olun. Bu da sevgiyle bakıyor. Gözünün içi giriyor maşallah. Öyle. Merhaba, afiyet olsun. Dedikodunu yapıyordum. Öyle mi? Allah size bundan sonra iyi günler göstersin inşallah. Amin. Amin. İnsan tuttuğu elin kıymetini yolda yürürken anlıyor. En büyük hazinen yol arkadaşın oluyor. Siz de birbirinizin elini hiç bırakmayın. Zaten benim böyle bırakma hiç niyetim yok. Tanıştığıma o kadar memnun oldum ki. Biz de yavrum. Çok mutlu olduk. Bir daha gelin olur mu? Olur. Geliriz tabii. Kötülere inat, kötülüğe inat. Sevin birbirinizi çocuklar. Gerçek sevgi engel tanımaz. Asla sevmekten vazgeçmeyin çocuklar. Asla da umutsuzluğa kapılmayın asla. Tamam mı? Sevgiyle güçlenir insan. Unutmayın bu lafımı. Unutmayız. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Öyle derin insanlar ki. Saatlerce ağzını açık dinleyebilirsin. Bir kere çok zekiler. Öyle güzel bakıyorlar ki birbirlerine. İnsan onlara bakınca böyle enerjiyle doluyor. Teyze zaten şeymiş, emekli öğretmen. Profesör. He. Amca da emekli doktor. Hala el eleler. Hiç azalmamış birbirlerine sevgileri. İnşallah biz de öyle olacağız. Göreceğiz bakalım. Göreceksin tabii. Sadece bana destek olmak için gelmişler. İnanabiliyor musun? Ne kadar duyarlı insanlar. Ben bunları alıyorum. Al canım. Şu salataları da götürsene. Ver. Dur yardım edeyim ben sana. Tamam ben hallediyorum. Sakın Kadir, sol elini kullanma. Sen de gömüldün kaldın o bilgisayara. Nedir ne değildir diye okuyorum. Ya, doktora sormadık soru bırakmadı hala araştırıyor. Kemik ölümü diye de hastalık duymadım hiç. Yok yok kemik ölümü değil. Bak ne diyor raporda bak. Sol el bilekte skafoid turku er tal tanı ve hamat kemikte kortekse düzensizlikler. Ya Allah'ım Rahmi ya. Skortikal yerleşimli multiple sayıda T1 hipo ve T2 ve hiperenzanıza jeneridir. Rahmi, zaten hiçbirimiz bir şey anlamıyoruz ya. Ha ne anlıyoruz? Oradaki kemik iş yapmıyormuş, değil mi? Rahmi'cim ver kaldıralım o raporu. Ben alayım. Peki nasıl olmuş ki? Ezilmiş mi, incinmiş mi? Yok Meryem Hanım oturmuş üstüne böyle çıt diye. Yenge çok ayıp. İşte eskiden kalma bir ara az canım. Yarınki kontrolleri de yaptırayım işte ameliyat olacağım geçip gidecek. Aa. Ya
Ameliyat olacağını niye bize söylemedin? Önemli bir şey değil ya. Nasıl önemli değil abi? Ameliyat olacakmışsın. Kim bilir ne kadar zaman kullanamayacaksın o elini. 4-5 hafta diyor doktorlar, yani sarılı kalacakmış. Oo, sen benim yanımdasın ya, hiç önemli değil. Benim sağ elimde, sol elimde sensin. Oh. İyi ki evlenmişim. Çok teşekkürler Fatma Köy. Sağ ol hayatım. Bakın ben size söyleyeyim, böyle yaparsanız alışırım, şımarırım ha. Kerim, baban geldi aşağıda. Ama ayaküstü Mümtaz Bey ile konuşuyor. Kesin bu adam yine bir şeyin peşinde. Bence de. Yoksa bu saate kadar neredeydi değil mi? Neredeydi? Kim bilir. Selim'le Erdoğan'ın peşinde değilse, buraya yazıyorum. Demedi demeyin. Bunlar çoktan yurt dışına kaçmış. Yemin et. Galiba, yani öyle tahmin ediyorlar. Etsinler bakalım. Ama o Selim'le Erdoğan'ı yakalamadan rahat etmeyecek. Bence de, bence de. Fahrettin Bey yapar, yapar. Nerede kaldın baba, merak ettik. İşlerim vardı. Ne oluyor yine? Dur, uzun uzun anlatırım. Kötü bir şey değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Geçin oturun. Size söylemem gereken bir şey var. Lütfen oturun. Hayrola? Oturun, oturun. Kerim yine bana kendi başına iş yaptın diye kızacak ama itiraz istemiyorum. Onu peşin peşin söyleyeyim. Sen önce bir ne olduğunu anlat da. Ben orman evini sattım. İyi, hayırlı olsun. Artık oraya hiçbirinizin gidip oturmayacağını düşündüm. Şimdi o parayı... Baba lütfen. Bir dakika ya, lafımı bitireyim. Şimdi o parayı başka bir ev satın almak için kullanmak istiyorum. İkiniz için bir ev. Böyle bir şey yapmana gerek yok. Gerek var veya yok. Ben ikinizin bir evi olsun istiyorum. Teşekkür ederiz ama gerçekten gerek yok. Biz bugün Mümtaz'a birkaç yer baktık. Yarın da birlikte gider görürüz. Lütfen. İtiraz etmeden önce evleri bir görün. Sonra detaylı konuşuruz. Daha zamanımız var. Ben nasıl olsa bir ev alacağım. Oturursunuz, oturmazsınız, o sizin kararınız. Demek bırakıp gidiyorsunuz bize. Sadece bakıyoruz abi. Ne gerek var kızım, iyiyiz böyle. Buraya yakın bir yer bakıyorum zaten. Uzağa gitmeyecekler. Ya yine başınızdayız, kaçış yok bizden. Vallahi biz memnunuz halimizden. Değil mi Meryem? Vallahi ben bir yorum yapamıyorum. Yani hem yani sizin baş başa bir evde olmanızı isterim de... Ha, Rahmi'lere ne olacak diyorsun? Biz Ildırı'ya memlekete döneriz değil mi Rahmi? Mukaddes Hanım, ben bunu mu söylemek istedim? Ne yapacağız? Sıntı gibi sizin evinizde mi yaşayacağız yani? Canım o ne biçim söz? Duymamış olayım. Vallahi teessüf ederim ha. Yok yok. Biz buluruz kendimize. Fatma Güller'e yakın bir yer buluruz biz. Biz bir yere gitmiyoruz ki. Fahrettin Baba için bakıyoruz. Baktığımız evlerin hepsi büyük. Rahat rahat ailece yaşayabilirsiniz. E burada da öyle yaşıyoruz zaten. Baba, gösterdiğin evlerin hepsi çok pahalı. Bu kadar para ödetmem sana. Bakıyoruz işte, dur. Rahmi, biz hemen Ildırı'da bir ev bulalım. Nasıl buranın kirasını da veremeyiz. Yazık, çocuk alışmıştı İstanbul'a ama. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Okul hayatı falan da iyi olurdu burada ama. Bu nasıl? Baba ne yaptın ya? Bunların hepsi çok pahalı. Ben yatırım yapıyorum oğlum. Kendi üstüme alıyoruz.
Siz de benim kiracım olacaksınız. Tabii ki bana da kira ödeyeceksiniz. Tabii tabii. Hem benim evime bakacaksınız, hem de ben geldiğimde cümbür cemaat otelde kalmayacağım. Onun için büyük eve bakıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.